Selamünaleyküm, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ön lisans ilahiyat 3. sınıf Arapça ders kitabını tercüme etmeye devam ediyoruz. 17. sayfadayız. Tabirat fil lugha arabiyye. Arapçada kalıp ifadeler. Bil idafe ila, bir şeye ek olarak. Bil idafeti ile lugha el arabiyye en etallem el lugha es sıniyye. Arapçaya ek olarak Çince öğreniyorum. Arapçaya bir idafe ile lugha arabiye, Arapçaya ek olarak ne teallem el lugha sıniye, Çince öğreniyorum. Bir idafe ile zâlik qara'tul kütübe tarihiye. Buna ile zâlik buna yani bir mana. Buna ek olarak tarih kitaplarını da okudum. Tarih kitaplarını da okudum. Qaddeme fi kitabihi malumatin hâmeten bil-idafe ile'l-adid minen-nasaih. Kaddeme sundu, takdim etti. Nerede? Fi kitabihi, kitabında. Neyi? Malumat, bilgiler, malumatı. Öyle malumat ki hâmeten önemli. Bil-idafe, ek olarak ile'l-adid minen-nasaih. Birçok nasihat, ek olarak çok sayıda nasihat ve birçok nasihat sundu. Çok sayıda nasihata ek olarak kitabında önemli bilgiler de sundu. Burada ve burada olduğu gibi başta da gelebilir, burada cümlenin ortasında da gelebilir. Bil idafe yani ek olarak. Evet, Arapçada zamanlar. Evimizi aydınlattın. Nevverte beytena. Evimizi aydınlattın. El beytu munevver bi vücudikum. Ev sizin varlığınızda zaten aydınlık. Burada Araplar şu birinci kelimeyi nevverte el mekan veya nevverte mekanena. Yani orada ev yerine mekan. Yani yer kullanıyorlar. Ev demek yerine yer kullanıyorlar. Nevverte el mekan. El beytu munevver bi vücudikum. El beytu munevver bi vücudikum, nevverte beytena. Nevverte beytena, Arapçada eve gelen konuklara söylenen ifadesi nevverte lenel beyt şeklinde kullanılabilir. La siyyema, özellikle de. Hel tuhibbu riyada, sporu seviyor musun? Riyada spor, riyadiyat olursa buraya elif ve t getirirsek o zaman manası değişir. Matematik olur. Riyadiyat, matematik. Riyada, spor. Naam, evet. La siyyema kuretel selle. Evet, özellikle de basketbolu seviyorum. La siyyema, bu bir kalıp ifadedir. Özellikle. Naam, la siyyema kuretel selle. Nuhibbu kullet turuz. La siyyema arresim. Bütün dersleri seviyoruz. Bütün dersleri. Özellikle de resmi. Nuhib kullet duruz la siyema er resim. Mesela nuhib kullet duruz la siyema er riyadiyat. Bütün dersleri seviyoruz. Özellikle matematik. Nuhib kullet duruz la siyema et tarih. Bütün dersleri seviyoruz. Özellikle de tarih. Nuhib kullet duruz la siyema el-lugha arabiyye ve adabiha. Bütün dersleri seviyoruz. Özellikle de Arap dil ve edebiyatını. Nuhib kullet duruz la siyema el-lugha türkiye ve adabiha. Bütün dersleri seviyoruz. Özellikle de Türk dili ve edebiyatını diye eklemeler yapabiliriz. Evet. Burayı geçiyoruz. Siz okursunuz. Şurada Arapça gazetelerde geçen başlıkları inceleyiniz. Bu başlıklarda geçen kalıp ifadeleri şimdiye kadar öğrendiklerinizle karşılaştırınız. İleriki derslerde günlük Arapça, Arap basınında bazı ülkelerdeki gazetelerde neler var? Belli gazetelerden manşet ve sürmanşetleri haber yapacağız. Onları tercüme edeceğiz.
ileriki derslerde. Evet, şimdi devam edelim. Burayla dersimizi bitirelim inşallah. Kıraa, okuma. El-Halife ve'l-Misbah. Halife ve lamba. Kâne el-Halifetu Umar ibn el-Abdülaziz radıyallahu anh. Kâne el-Halife Umar ibn el-Abdülaziz rahmetullahi aleyh de denebilir. Çünkü Eshab-ı Kiram'dan olmadığı için rahmetullahi aleyh demek daha münasip. Umar ibn el-Abdülaziz idi. Sahiran. Zâtel leyle. Sahiren yani uyumuyor, uyanık. Zâte leyle. Bir gece. Yektüp yazıyordu. Bunun şuraya atıf. Kâne yektüp yani. Yazıyordu. Bâda hisâbâti devle. Devletin bazı hesaplarını yazıyordu. Ve yuharrir. Bâda resâil âmme. Umuma hitap eden bazı yani resmi evrakları, mesajları kayda geçiriyordu, yazıyordu. Fakat etâ'e misbâhen bir lamba yakmıştı. Niçin? Liyektübe alâ tav'ihi. Işığında yazmak için. Liyektübe yazmak. Alâ tav'ihi, ışığında. Burada alâ üzerinde manasında olmuyor. Işığında, dağ manasında. Yakmak için bir lamba yakmıştı. Da işte o arada fedehale aleyhi racül, bir adam girdi. Ve ahade, burada aldı değil de başladı manasında. Ahade yuhadithuhu, konuşmaya bir şe'ni mezra'atin, bir mezra'a, tarla veya çiftlik. Te'udu lil halife, halifeye ait olan. Da fe'etfe'e el halife, halife söndürdü. Neyi? El-misbah, lambayı. İtfaiye, aslında bu Arapça bir kelime, itfaiye, söndürmek. Etfe'e, bu kelimenin aslı bu. Etfe'e, yutfe'e, itfa'en. Orada mastarını kullanıyoruz itfaiye'de, Türkçe'de. Ve eş'ale, yaktı. Neyi? Şem'aten, bir mum. Ve kâle lir-racul, adam için dedi. La tu'âhidni, kusura bakma, özür dilerim, affedersin. Fe inne zeytellezî fil-misbah, lambadaki zeyt, yani zeyt normalde yağ demek ama burada kaz yağı manasında. Huve minet devle, devletten, devlete ait. Ve legat kuntu estazî'u bihi. Onu yakmıştım. Legat kuntu estazî'u bihi. Ve en ektubum ma yeteallegu bi masalihin nas. İnsanların maslahatına, menfaatine olan, taalluk eden şeyleri yazıyordum. Yakmıştım ve yazıyordum. وأما الآن أما şimdi فأنت تحدثني عن شيء sen bir şeyden konuşuyorsun min مصالح الخاصة özel şahsıma ait bir şeyden konuşuyorsun ولذا işte bundan dolayı فليس لنا حق bizim için hak yoktur nerede في استعمال هذا الزيت bu gaz yağını kullanmamızın kullanmakta hakkımız yoktur. Yani kullanamayız. Bu devlete ait. Kema nera hadihil fi hadihil kıssa. Bu kıssada gördüğümüz gibi kânel halifetü Umar ibn Abdülaziz halife Umar ibn Abdülaziz idi. Ekbera büyük ve a'dele adil. Çok adil. A'dele hakim fi asrihi. Yaşadığı zamanda en büyük adil hükümdar halife idi. Evet. Bu kıssayla bitirmiş olalım. Burada da tercümesi var. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.